Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. 2021 yılında hala sıcaklığını koruyan dünya üzerindeki önemli bölgelerden bahsedeceğiz. Tabii ki bunların dışında çok daha fazla bölge olduğunu belirtelim. Şu an herhangi bir sorun yaşanmadığı için Etiyopya ile Tigray arasında olan bölgeden ve Dağlı Karabağ'dan bahsetmeyeceğiz. Bu videomuzda Somali, Libya, Suriye, Yemen ve Afganistan'daki son durumu harita üzerinden sizlere aktaracağız. Dilerseniz Somali ile başlayalım. Öncelikle Somali ile başlayalım. Bilindiği gibi Somali'de yeni başbakan bir türlü seçilemiyor. Mevcut başbakanın görev süresi dolduğu için aslında yeni bir başbakanın seçilmesi gerekiyordu. Fakat ülkede seçimler yapılamadı. Dolayısıyla şu anlık bir istikrar sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Normalde Somali'nin bu şekilde bir bütün halde olması gerektiğini belirtelim. Fakat Somali haritada da görüldüğü üzere birkaç parçaya ayrılmış durumda. Dilerseniz bundan bahsedelim. Somali anlatacağımız ülkeler arasında en karmaşık ülkelerden çünkü haritada görüldüğü üzere çok farklı renk bulunmakta. Burada proto devletlerin kurulduğunu belirtelim. Örneğin Puntland ve Somaliland gibi devletler burada kurulmuş durumda. Somaliland'in geçmişi birazcık daha eskiye dayanıyor bunu belirtelim. Fakat Puntland'in son yıllarda kurulduğunu söyleyelim ki dünya çapında Birleşik Arap Emirlikleri ve birkaç devlet hariç bunları tanıyan devletler bulunmamakta. Burada bulunan iki devlet Puntland ve Somaliland arasında bir de çekişme yaşanıyor. Burada Somaliland'in iç bölgesi bulunmakta. Bu bölge görüldüğü gibi iki proto devlet arasında da sorun oluşturuyor. Puntland burası da benim diyor fakat Somaliland bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla bölgede ayrı bir üçüncü proto devletin kurulduğunu belirtelim. Burası Galmaduk olarak geçiyor fakat burası görüldüğü gibi Somaliland'in içinde ama Puntland'de yani sarı kısımlarda burada hak iddia ediyor. Yine bölgeye baktığımızda resmi hükümetin mavi renkli olan kısımlarda olduğunu söyleyebiliriz. Yani oldukça az bir kısımda Somali'nin resmi hükümeti bulunmakta fakat tabii ki de ülkenin en gelişmiş yeri olan başkent Mogadishu. Bu yerlerden bir tanesi burada Türk bayrağının olmasının sebebi ise bilindiği gibi burada bir Türk üssü bulunmakta. Ülkemizin kendi toprakları dışındaki en büyük üssü de burada bulunuyor. Tabi burada sadece bizim ülkemizin değil çok sayıda ülkenin üssünün bulunduğunu söyleyelim. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir üssü var gözükse de Amerika Birleşik Devletleri geçen aylarda Somali'deki tüm birliklerini tahliye etmişti. Bunu da belirtelim yani Amerika Somali'den çekildi. Baktığımızda tabi bu renkli kısımlarında eşşevap olduğunu söyleyebiliriz. Eşşevap bilindiği gibi Somali'yi bölmeye çalışıyor zaten. Bölmüş durumda görüldü. Üzeri neredeyse Resmi devletten daha fazla toprağa sahipler, ama tabii ki de Gorgor gor komandolarının ülkemize eğitilmesiyle Somali topraklarını eninde sonunda geri alacaktır. Evet, Somali'de son durum böyle dediğimiz gibi pek fazla iyi bir durum olduğunu söyleyemeyeceğiz. Yine geçen aylarda Kenya ile Somali arasında da sorun yaşanmış. Ülkemizin ettiği Gorgor komandoları, Kenyalı askerleri ve Amisoma bağlı askerleri esir almıştı. Bunun haberini yapmıştık. Bilindiği gibi Kenya Somali'deki diplomatik temsilciliğini tamamen sonlandırdığını duyurdu. Kenya'ya bağlı Amisom'un burada Somali'yi karıştırmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Dilerseniz ikinci ülke olan Libya'ya geçelim. Evet dostlar Libya haritasını görmektesiniz. Yeşil renkli kısımlar ulusal mutabakat hükümetine bağlı kısımlar. Her ne kadar Libya'da yeni başbakan ve başkan belli olsa da Hafter'in varlığı şüpheli. Dolayısıyla nasıl bir çözüm sunulacak bunu kimse bilmiyor. Burada Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yeşil renkli kısımlar olduğunu söyledik. Fakat burada Ebu Gureyn hattından Eş Şüveyrif hattına kadar aslında tampon bölge olduğunu daha önce de sizlere aktarmıştık. Her ne kadar burası Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafında gözükse de Buraya gerek Hafter tarafı gerekse de UM tarafından devreye görevleri için askerler yollanıyor. Yine burada Deaş'ın varlığını görmekteyiz. Bilindiği gibi Deaş Batı Libya'da Salahbadi tarafından bitirese bile Doğu Libya'da daha doğrusu Orta Libya'da Hafter tarafındaki kısımlarda hala bulunmaktadır. Burada dikkat ederseniz Hafter'in çok büyük bir kısma hüküm sürdüğünü görmekteyiz. Büyük bir kısım Hafter'de fakat şuraların neredeyse %80-90 oranında çöl olduğunu ve kimsenin yaşamadığını da belirtmekte fayda var. Ne olursa olsun yine Hafter görüldüğü gibi batıda da aslında söz sahibi sanki burada ulusal mutabakat hükümeti var gibi bilinse de batıda da Hafter'in söz sahibi olduğunu görmekteyiz. Burada daha çok kabileler yaşıyor. Dolayısıyla sarı renk ile çizilmiş. Bilindiği gibi tuva renkler Pizan bölgesinde oldukça hakim. Dediğimiz gibi Libya'da resmi hükümet yeşil kısım diğer taraflar Hafter ki ülkenin en önemli iki tane şehri bulunmakta. Birincisi tabii ki de Trablus diğeri de Tobruk yine Bingazi'de üçüncü şehir olarak sayabiliriz. Dört numara olarak da Misrata'yı sayabiliriz. Burada şunu söyleyelim. Burada dikkat ederseniz bizim Vatia üssümüz bulunmakta. Tam olarak Tunus sınırına oldukça yakın bir bölgede bulunuyor. Burası daha önce Birleşik Arap Emirlikleri veya Fransa tarafından vurulmuştu. Şu an bu üssün onarıldığını da belirtelim. Dediğimiz gibi kontrolün neredeyse %75-80'i Hafter'de olsa bile burada Türk ordusunu bulunduğunda unutmamak gerekiyor ki yine Sirte'de özellikle Gardabia hava üstünde Rusya'nın ağırlığı olduğunu söyleyebiliriz. Bölgede hava savunma üstünlüğü tabii ki de Rusya'da bölgeye S-400'den S-300'e çok sayıda sistem yerleştirildi. Yine daha önce kıtalar arası balistik füzelerin Sovyetler döneminden kalma füzelerden bahsediyoruz. Bingazi'de test edildiğini sizlere aktarmıştık. Burada Hafter'in izlediği politika aslında Sirte'den Cufra'ya kadar yeni bir hendek kazıyorlar. Burada çok sayıda savunma hattı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Daha önce de anlattığımız gibi 2. Dünya Savaşı'ndaki benzer taktiğin burada da Hafter tarafından denendiğini görüyoruz. Şu an her ne kadar herhangi bir çatışma olmasa da 3-4 aydır eninde sonunda burada bir çatışma olacağı gerçek. Bir diğer bölgeye bakalım. Suriye haritasını görmektesiniz. Aralık 2020'ye ait gerçi herhangi bir değişiklik olmadı o tarihten bu yana. Burada dikkat ederseniz Esad'ın Suriye'nin batısını büyük oranda kontrol ettiğini görüyoruz. Her ne kadar burada hala muhalifler olsa da Dera hattında büyük oranda Esad bölgeyi kontrol ediyor. Aslında geçtiğimiz yıllarda muhalifler baya bir ilerleme sağlamıştı. Fakat daha sonra Rusya'nın bölgeye gelmesiyle Esad topraklarının bir çoğunu geri aldı. Buradaki mavi renkli kısım burada da yazıldığı üzere İsrail'in işgali altındaki Golan tepeleri bunu belirtelim. Burada İran destekli teröristlerle İşgalci İsrail arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor. Yine baktığınızda burada Fırat'ın doğusu ve batısını görmektesiniz. Her ne kadar Fırat'ın batısına geçmeyin desek de Membiç'te ve bu bölgelerde hala bunların varlığının olduğunu görmekteyiz. Kimden bahsediyoruz? Tabii ki de terörist YPG ve PKK'dan bahsediyoruz. Burada aynen Arap bölgesi sınırımızın dibi başında hala bunlar bulunmakta. Tabii ki Barış Pınarı harekatında birçok yer alındı fakat hala yetersiz. Burada Kamışlı'ya dikkat ederseniz Kamışlı bölgesinde de hala Esad'ın varlığını görüyoruz. Çünkü burası petrol bölgeleri yine Haseke'de benzer şekilde. Dediğimiz gibi sınırımız boyunca teröristleri görmekteyiz. Sadece yeşil kısımlarda bizim desteklediğimiz muhalifler bulunmakta. Baktığımızda muhaliflerin son zamanlarda giderek zayıfladığını görmekteyiz. Çünkü neredeyse artık tamamını kaybedecekler. Sadece bizim operasyon yaptığımız alanlarda bir hakimiyet kurmuş durumdalar. Dolayısıyla biz olmasaydık neredeyse Esad ve PKK Suriye'nin tamamını ele geçirecekti hala azıcık oranda işidin bulunduğunda görmektesiniz daha çok çöl kısımlarında bunları çok detaylı olarak incelemeyeceğiz ülkemizin varlığı olmadığı için burada Yemen haritasını görmektesiniz sarı renkli kısımlar Husiler yani İran destekli teröristler bunlar Enserullah hareketi olarak adlandırılıyor yine burada dikkat ederseniz o kadar karışık ki bazı bölgelerde iki farklı rengin bile olduğunu görüyoruz yani burada hakimiyet mücadelesi hala sonuçlanmamış Burada Aden'i görmektesiniz. Buranın yeni başkenti ilan edildi. Bilindiği gibi Sana'dan Aden'e taşındı başkent. Burada Suudi Arabistan destekli kişiler bulunuyor. Mansur Hadi hükümeti diyebiliriz kısaca. Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Geçiş Konseyi'nin de burada aktif olduğunu belirtelim. Burada El-Kaide'de büyük bir kısımda bulunmakta. Özellikle Hadrament kısmında El-Kaide'yi görmekteyiz. Bir diğer ülkeye bakalım. Öncelikle haritaya baktığımızda haritada farklı farklı renkler olduğunu görmekteyiz. Haritada yeşil renkli kısımların Taliban olduğunu belirtebiliriz. Buradan da görüldüğü gibi Taliban'ın ülkenin birçok yerine hakim olduğunu görüyoruz. Neredeyse %70-%80 oranında Taliban kontrolünde özellikle ülkenin güney kısımlarında büyük bir ağırlığı olduğunu görüyoruz. Yine kırmızı renkli kısımlar resmi hükümet yani Eşref Gani yönetimi Onların da aşağılarda az bir yerde olduğunu görmekteyiz. Yani resmen ülke dağılmış. Ülke demeye bin şahit lazım. Buradaki mor renkli kısımlar özellikle Bamyan'da Hazara milis gruplar olarak geçmekte. Yine mavi renkli gruplar ne derseniz bunlar da Tacik Cemiyet milisleri olarak geçiyor. Bunları da Abdullah Rabbani yönetiyor. Yine burada Sarı renkli kısımlar ise şöyle küçültelim. Özbek Cümbiş milisler olarak geçiyor ki bunların da Özbekistan sınırında olduğunu belirtelim. Dediğimiz gibi Özbekistan sınırında Özbek Cümbiş milisleri yine Tacikistan sınırında Tacik Cemiyet milisleri yine burada Hazara milisleri Taliban ve Eşrefgani yönetimini Görmekteyiz yani resmi hükümet neredeyse yok gibi bir şey Amerika burada Yıllarca resmi hükümeti yani eşref Gani desteklese bile Hiçbir başarı elde edemedi bunu görüyoruz çünkü Taliban ülkenin çoğunda yönetimde söz sahibi. Burada merak edenler için şunu da söyleyelim. Hazara milis gruplar ismini verdiğimiz yapı İran tarafından desteklenen ayrılıkçı gruplardan oluşuyor. Yani bunların arası Taliban'la iyi değil. Bilindiği gibi İran'ın Taliban'la arası da şu an iyi değil.